Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla ve sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe, Valencia'nın yıldızlaştığı, iki gol birden attığı, hani birilerinin hissettiği, yani hissi olarak da şunları şunları yapar dediği ve gerçekten onları yaptığı maçta Gaziantep Spor Kulübünü, Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-1 yenerek hem zirve yarışındaki takibini sürdürdü hem de dosta güven, düşmana korku saldı. Maçın bitiminde önce futbolcularımızın maç sonu açıklamaları var arkadaşlar. Onlardan kısa kısa bahsedelim, sonra asıl mesele Jesus'un açıklamaları. Samet Akaydın biliyorsunuz ilk kez oynadı ve birçok kişiden de olumlu not aldı. Ama ben 450 dakika izlemeden yorum yapmam. Bu formaya her zaman layık olmaya çalışacağım diyor. Bugün iki takım da çok iyi mücadele etti ama biz bugün çok istedik. Sahada şampiyonluğu asla bırakmayacağımızı, pes etmeyeceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim günden itibaren diyorum. Hislerimle hareket ederek buraya geldim. Şampiyon olmak için buraya geldim. Sezon sonuna kadar savaşacağız. Birlik olma zamanı eleştiri zamanı değil. İnşallah sezon sonu birlik beraberlik içinde şampiyonluğu getiririz diye düşünüyorum demiş. Hadi inşallah. Fenerbahçe çatısı altında futbol oynamak çok farklı, çok güzel bir duygu. Maça başlarken içimde inanılmaz heyecan vardı. Oynadıkça bunu biraz attım. Üstüne koyarak devam edeceğim diyor. Ve daha çok çalışacağım. Bu formaya her zaman layık olmaya çalışacağım diyor. Ezgican Alioski önemli bir galibiyet aldık diyor ki yani sol bek borsasında öyle şeyler yaşanıyor ki enteresan, neyse. Önemli bir galibiyet elde ettik. Galibiyetten dolayı mutluyum. Geçen hafta aldığımız sonuçtan sonra biz kalitemizi, gücümüzü göstermekten asla pes etmeyeceğiz. Takım bana ihtiyaç duyduğunda her zaman sahada elimden gelen en iyisini ortaya koymaya çalışacağım. Bakın, takım bana ihtiyaç duyduğunda. Oynadığım her dakika en iyi performansımı ortaya koymaya çalışacağım. İlk 11'i başlasam da sonradan oyuna girsem de maksimumu her zaman ortaya koymak istiyorum. İster 45 ister 90 dakika oynayayım, her zaman elimden geleni yapmak istiyorum. Bugün aldığımız netice bizler açısından da çok çok önemliydi. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda inancımız tam diyor. Enner Valencia. Geleceğim Fenerbahçe'de. Şimdi Valencia'ya niye gol kaçırdın? Hani gol attıktan sonra niye sevinmedin gibisinden de soru sormuşlar herhalde. Çok önemli bir maçtı bizim için. Çünkü iyi bir takıma karşı oynayacaktık. Özellikle kendi evlerinde iyi sonuçlar alıyorlar. Aslına bakarsan son zamanlarda almıyorlar ama söz konusu Fenerbahçe olunca Vatan yahut Silistre yapıyorlar. Dolayısıyla maçın zor olacağını biliyorduk. Maça da erken golle başladık. Sonrasında rakibimiz beraberliği sağladı. Maçın sonunda kazanmasını bildik. En önemlisi 3 puanla evimize dönüyoruz. Mutluyum. Belirtmiş olduğunuz gibi çok fazla gol attım. Bizim için en önemlisi takımın güçlü olması, takımın kazanması. Bu yolda devam etmemiz gerekiyor. Zor bir maç kazandık. Zorlu bir yolumuz var. Sonuna kadar gitmek istiyoruz diyor. İlk golü için diyor ki bazen böyle kolay gibi gözüken goller en zor olabiliyor. Bu tarz gollerin çok fazla kaçtığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla kolay gibi gözüken gollerde de zor anlar yaşayabiliyorsunuz. Hatta direğe çarpıp girdi değil mi? Yanlışım yoksa. Direğe çarptı diye biliyorum. Benim için en önemlisi takımın galip gelmesiydi. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız. Geleceğim Fenerbahçe'de. Ben burada çok mutluyum. Geleceğim Fenerbahçe'de. Ben burada çok mutluyum. Ne? Mustafa Hoca yine mi bildi? Taraftarlarımızın göstermiş olduğu ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Bu hem beni hem ailemi çok mutlu ediyor. Şu anda Fenerbahçe ile şampiyonluğa savaşmaya odaklanmış durumdayım. Bunun için çok uğraşıyoruz. Burada çok mutluyum diyor arkadaşlar. Şimdi Valencia için ben şunu söyleyeyim. Çok güzel, ciddi bir teklif var. Ve Valencia ile ilgili şunu da belirteyim. 6 şut, 2 gol, 2 kilit pas, yani şut pası, 6 ikili mücadele kazanma, 3'te 2 dribling başarısı, %81 pas başarısı. Yani Fenerbahçe'ye katkısını görün diye söylüyorum. Dünya Kupası'nın açılış maçında attığım golde de sevinmedim. Yani ben avını kovalayan bir kaptanım deyip gülümsüyormuş. Ya bu sezon 16 gol 4 asist yaparak 20 gole direkt katkı sağlamış ve kariyerinin rekorunu kırmış. Tabii bunda Jesus'la olması ayrı bir sevinç kaynağı. Pardon, 16 gol 4 asist dedikleri anda Valencia ikinci golünü atmamıştı. Özür dileyerek bu bilgiyi düzeltiyorum. 17 gol 4 asist. 21 oldu.
Yani 17 gol 4 asist arkadaşlar ve 1481 dakikacık. Yani 20 maç normalde 1800 dakika yapar. 26 maç oynamış ama 1481 dakika. Yani yaklaşık 15-16 maç. Ama 17 gol 4 asist. Müthiş. Allah nazardan sakındırsın. Tabii bir de kaçırdıkları var. Belki bundan fazladır. Ya Fenerbahçe şunu söyleyeyim. Derbi mağlubiyetinden sonra o enkazın, o yaraların sarılması açısından Gaziantep'te altın değerinde bir galibiyet elde etti. Samet Akaydın. Bu arada onu da değerlendirmemi çok istediler. Onu da değerlendirelim. Samet Akaydın 100 dakika süre aldı. Yani uzatmalarla birlikte ilk yarıdaki 5 dakikaydı sayı 105 dakika. Ama 90 diye geçiyor sanırım. 59'da 50 isabetli pas. 9 pas hatası var. 1 kilit pas. 2 başarılı topa müdahale. 9'da 5 ikili mücadele kazanma. Hani buradaki istatistiklere bakarak sıradan gibi ama gerçekten maçın içerisinde hani seyir zevki olarak da bayağı temizdi. Temiz müdahaleleri vardı. Yani sert, temiz, kafa topları iyi olan bir stoper. Hani Gustavo Henrique bu özellikte olsaydı bize 10'a falan verirlerdi. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim Jesus'un değerlendirmelerine ve Arda Güler kısmına. Çünkü şu an insanların kafasında Arda Güler ile ilgili söylediği kelimeler, cümleler çok farklı şekilde çalkalanıyor. Şimdi arkadaşlar, bugünkü maçı kazanmak bizim için önemliydi. Maçtan önce de öngörmüş olduğumuz gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Bu maç bunun bir kanıtıydı. Harika oyunculara sahipler. Bunlardan bir tanesi Markovic. Kendisini 19 yaşındayken Benfica'ya transfer etmiştim ve benimle beraber harika bir dönem geçirmişti. Adam biliyor bu işi. Zaten bir yıl sonra 40 milyon euroya Liverpool'a gitti. Onun dışında da uluslararası iyi oyuncuları var. Bunlardan biri de Max. Maxim'den bahsediyor herhalde. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu ve duran toplarda da çok etkili. Teknik anlamda iyi oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Bak bir şey söyleyeceğim. Hani rakibi analiz etmiyor, rakibi bilmiyor. Hani böyle sahaya bodoslama sürüyor diyen arkadaşlar herhalde ne demek istediğimi anlamıştır. Dolayısıyla burada kazanmak kolay değildi ama adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Kaçırdığımız bazı goller vardı ama Gaziantep'li oyuncunun atılması kazanmamızda önemli bir faktör diyor. Samet Akaydın performansına ilgili kendisi bugün göstermiş olduğu performansla onu neden çok istediğimi kanıtlamış oldu. Onu neden çok istediğimi kanıtlamış oldu. Yine bak Mustafa Hoca yine bildi köşesinde. Hani Ali Koç kafasına göre transfer yapmıyor. Jesus istiyor, Ali Koç getiriyor. Jesus istiyor, Ali Koç getiriyor. Bu. Ben başkanımızdan onu transfer etmesini istedim. Çünkü Adana Demirspor'a karşı oynadığımız ilk maçta onun kalitesini gördükten sonra çok şaşırmıştım. Dolayısıyla başkanımızdan kendisini istedim. Bakın, başkanımızdan istiyor. Ali Koç'tan. Hani birçok kişinin istifa et dediği. Ali Koç var ya ondan bahsediyor. Başkanımız da kendisini transfer etti. Bugün de ilk maçında onu oynattı ki kendisi bugünkü galibiyette çok önemli oyunculardan biri. Performansı çok önemliydi. Defansif anlamda üst seviye bir oyuncu diyor. Bu arada Jesus hocam, Samet'i ilk keşfeden benim ha. Herkese Odri meydan çekerek. Da söyleyeyim. Ekibi adam lazımsa. Aynı zamanda 6 ayda yapmış olduğu kurtarışlarla takıma çok yardım etti. Bu galibiyette 4 oyuncunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Samet 6 ay dışında Rossi'de oyuna girdikten sonra çok etkiliydi. İyi bir performans sergiledi. Vallahi ben Rossi'yi övünce çöpçü ilan ediyorlar beni. O yüzden hani ben bir şey demek istemiyorum. Çünkü ya Rossi iyi bir futbolcu. Ama bitiricilik sorunsalı var. O sorunsalı açsa inan Liverpool'a, Real Madrid'e falan devasa paralara satarsın. Neyse Rossi diyor. Oynadıktan sonra çok etkili iyi bir performans sergiledi ve Valencia tabii ki de bugün 2 gol attı. İlk 11'de başladı. 2 golü var. Bir de değerlendiremediği pozisyon var. Girmiş olduğu az pozisyonda 2 gol attı. Zaten onun farkında, hani onun farkında bu oluşturuyor. O yüzden bazı forvet oyuncuları diğerlerinden daha iyi oluyorlar. Az pozisyona girip bunları değerlendirebiliyorlar diyor. Şimdi bak, haberi Arda Güler'e almamışlar. Fenerbahçe Ork'tan okuyorum bunu. Transfer dönemi geldiğinde her hocanın önceliği elindeki iyi oyuncuları kaybetmemektir. Daha sonra bu dönemde 1-2 transferle takımınıza güç takviyesi yaparsınız diyor. Bak. Şimdi
Burada diyor ki yani ben elimdekileri kaybetmek istemiyorum. Anladınız mı? Yani benim ana hedefim elimdekileri kaybetmemek. Sonra transfer. Yani arkadaşlar bak anladınız değil mi ne demek istediğimi? Önce elindekileri kaybetmemek. Şimdi ben bir şey soracağım size. Elinden Ferdi Kadıoğlu gitti. Ne yapacaksın? Ah, gittin bittin. Hakikaten elindekileri kaybetmek. Daha sonra bu dönemde 1-2 transferle takımınıza güç takviyesi yaparsınız. Bu dönemde ama. Transfer pazarında takımınıza yardım edebileceğini düşündüğümüz oyuncular olursa alırız. Oyuncu transfer etmek için transfer yapmayacağız diyor. Taraftara kalsa 6 tane transfer yapalım, 7 tane transfer yapalım. Biri de demez ki yani bu 6-7 isteyenin biri de demez ki ulan 6-7 futbolcuyu ne yapacağız? Düzen bozulur demez. Yani transfer yapmak için yapmayacağız. Şimdi Arda Güler kısmına gelelim çünkü Fenerbahçe Ork bu kısmı almamış. Bak ben buna kızıyorum. İnsanlar da diyorlar ki bak Fenerbahçe Ork gizliyor demek ki bir sıkıntı var. Şimdi sosyal medyada da bu sözler çok konuşuldu. Bilginiz olsun. Diyor ki Arda Güler oyuna girdikten sonra bir kişi fazla oynamamız etkisiyle iyi oynadı. Onun pas kalitesinden faydalanmak istedik. O anlarda topu daha fazla tutabilmek ve pas kalitesinden faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Takımın iyi olmasına yardım etti. Benim için oyuna girenler arasında en iyisi Rossi'ydi diyor. Rossi de tabii ki asistle tamamladı maçı. Şimdi bak Arda ile ilgili hocam skandal sözler. Arda Güler'i istemiyor. Bu adam Arda'nın başarısını çekemiyor. Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyi duruma getiriyor. Demek ki fiziksel durumunu yeterli bulmuyor. Milli arada sakatlık yaşamıştı. O sakatlıktan sonra fiziksel kondisyonunu yavaş yavaş istenen seviyeye çekiyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. İleride onun karakteristik özelliklerinden daha fazla faydalanacağız. Bize daha fazla yardımcı olacak diyor. Şimdi bu açıklamalarda bir şeyi çok merak ettim. Arda Güler'e kötü bir laf söylüyor mu? Yani Arda Güler'e kötü bir laf söylüyor mu? Bence söylemiyor. Değil mi? Arda Güler gitsin etsin diyor mu? Demiyor. Arkadaşlar. Sonuç, sıkıntı. Sıkıntı nerede? Ben onu anlamadım. Şimdi Erol Bulut maçtan sonra diyor ki Fenerbahçe'de 5 bende bir tane var diyor. Neyden bahsediyor biliyor musunuz? Yani gol atmadan sıkıntı var. Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil diyor. Muhtemelen bundan bahsediyor. Fenerbahçe'de 5 benim bir tane forvetim var. Biz sıkıntı yaşıyoruz. Yönetim istifa etti. Önümüzdeki hafta neler olacak bilmiyoruz diyor. Bak. Şimdi ayın 15'ine fazla zaman kalmadı. Kadro derinliği yok. 6 genç var falan filan diyor. Kulübü FIFA'ya şikayet ettiler. Futbolcuların çoğu paralarını alamadıkları için kulübü FIFA'ya şikayet etti diyor. 1,5 yıldır para alamadım. Şikayet etmedim diyor. Aman Gaziantep taraftarına sorsan Erol Bulut istifa derler. İşte futbol böyle bir şey. Bu arada Arda Güler'in de istatistiklerini söyleyeyim. 82. dakikada oyuna giren Arda. Tam 33 kez topla buluşmuş. Hemen hemen hepsini olumlu kullanmış. %93 pas başarısı. Bu arada o kaptırdığı topu da geri aldı. Yani 27'de 25 pas isabeti. Bir tanesini geri aldı. Bir tanesini de bizim oyuncu yetişemedi diye hatırlıyorum. 2'de 2 uzun top isabeti. 1'de 1 ikili mücadele kazanma. 1'de 1 dribling başarısı. Arkadaşlar Arda Güler ciddi bir sakatlık geçirdi. Ve sakatlık dönüşünde durum böyle. Hocam Zayt niye kadro dışı kaldı? Ya Zayt teknik ekibin kararıyla herhangi bir sakatlığı bulunmamış haliyle oynatılmadı. Yani bunda enteresan bir şey yok ki. Bunda enteresan bir şey yok. Şunu da söyleyeyim. Mesela Süper Lig'de gol kralı Valencia 15 gol. Hacı Wright. Transfer gündemimizdeki Hacı Wright 10 gol. Transfer gündemimizdeki Borini 10 gol. Cagne 10 gol. Batshuayi 8 gol. Ki Batshuayi'yi hiç beğenmiyorum birkaç maçtır. Sahada sadece geziniyor. Gomis 8 gol. Ahmet Aslan 8 gol. Şimdi birçok taraftara sorsam Galatasaray'ı Gomis sırtlıyor. Ama attığı gol sayısı 8.
Uzun zamandır Fenerbahçeli isimlerin gol krallığında, iki tane ismin gol krallığında olduğunu ben hatırlamıyorum. Ve bu haftalar itibariyle çok çok enteresan. Ben şunu söyleyeyim, maça ilişkin pozisyonları da sonra konuşuruz ama mesela Erman Toroğlu'na sormuşlar Fenerbahçe'nin yediği golden önce Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesine. Faul ile uzaktan yakından alakası yok demiş. Mesela asıl konuşulması gereken mesele bu. Ertem Timur'un Hamit Altıntop'la yemekte görüntülenmesi falan. Fenerbahçe görüntülendiğinde bilmem ne zorlu sezonu, morlu sezonu dediler. Fenerbahçe o sezon hiçbir şey alamadı mesela. Yine de zorlu sezonu dediler. Herhalde Galatasaraylı arkadaşlar ciddi bir özür dileyecekler. Şunu da söyleyeyim. Crespo'da ciddi bir düşüş var son zamanlarda. Evet, seviyoruz, hoşumuza gidiyor. İyi bir futbolcu ama son zamanlarda düşüş var. Bu da yadsınamaz. Hani kalitesini tartışmam ama bu aralar bir sıkıntı yaşıyor belli. Keşke bu maçta sarı kart görseydi. Cezalı duruma düşseydi. Ümraniye maçında oynamasaydı. Yani keşke ya. Ya ben buna da şey yapıyorum mesela. Keşke bu maçta sarı kart yeseydi. Mesela Gustavo Henrique 5 dakika, hani kadro dışındaydı da 5 dakika oynayıp sarı kart yeseydi mesela. Ama öyle kritik maçtı ki hani ben sarı kart yedireyim diyemezsin. Altay'a 7-0 vermiş SofaScore. Samet Akaydın'a 6.9 vermiş. Ben Samet'e 7.5 veririm. 7.5'tan 8'e alır benden. Ferdi'ye 7.1 vermişler. Ferdi'nin aksiyonları gayet iyiydi. Hani ikili mücadelelerde falan bayağı kazandı. 4'te 3 ikili mücadele kazanması. Ama hani driblinginde bazı sıkıntılar vardı. 7.1 iyidir. Ben Ferdi'ye genel 8 veririm. Samet'e 8 veririm. Atilla Salah'a 6.5'tan 7 veririm. Onda da biraz tutukluk var. Alioski 6.9. Alioski'nin ofansif aksiyonları aslında ortaları falan iyiydi ama değerlendiremedik. Bence Alioski de 8'lik oynadı. Emre Mor 5 dakika falan top oynadı. Ona 10 veririm ama geri kalanlara 5 bile vermem. O yüzden 7 diyelim Emre Mor'a genel anlamda. Mert Hakan Yandaş daha çok orta sahayı savunduğu için çok bir şey yapmadı gözüktü ama yine de sağlam hamleleri vardı. 7 veriyorum. Crespo bence 6. Araujo da bence 7'lik oynadı. Valencia 8.5'tan 9 verelim. 2 gol birden attı. Ben Batshuayi'ye 4 veririm. Açıkça söyleyeyim. Oyuna sonradan giren Rossi'ye 7.5 verilir. Çünkü asist yaptı. Arda Güler'e de 7.5'tan 8 verilir. Rossi'ye de 8 verilir. Lincoln'e de aslında 7.5'tan 8 verilir. O da işe yaradı. Joshua King kendini çok gösteremedi ama güzel bir kafa vuruşu vardı. Ona da 7 vereyim. Serdar Dursun'a da 6 vereyim. Bir şeyler yapmaya çalıştığından dolayı Arda'nın bir yere gittiği yok. Sakatlığı atlattı, oynuyor. Bilginiz olsun. Bu kadar Fenerbahçe'ye aykırı davranan arkadaşlara şey yapmayın. Kanmayın. Gayet iyi bir yoldayız. İyi bir şekilde gidiyoruz. Hani çok da şey yapmanın lüzumu yok. Elimizden geldiğince oynuyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın şu anda çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Ve geçtiğimiz enteresan dönemde şöyle bir durum var. Galatasaray maçının yarasını sarmak kolay değildi. Biz bu yarayı sardık. Ha, hocam Zaits öbür maçta ilk 11 oynar mı? Kadro dışı kalır mı? Zaits'in gitme durumu da var, kalma durumu da var. Şu an %100 şöyledir diyemem. Çünkü gitme durumu da var, kalma durumu da var Zaits'in. Her an her şey olabilir. Ama 21 kişilik kadro kuruyorsun. İlla ki birileri dışarıda kalacaktı. Bu sefer kalan ikisi oldu. Yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Üçlü savunmayla çıksaydık, Zayt oynasaydı daha mı hoşunuza gidecekti? Bunun da kararını siz verin, ben vermeyeyim. Anlaştık mı? Bunda da anlaştığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda güzel bir galibiyet aldık. Fakat hakemin iğrenç performansını bence konuşulması lazım. Özellikle şu Erten Timur'un Hamit Altıntop'la buluşmasını, bir araya gelmesini, hani bunları da yorumlamak lazım. Fenerbahçe yarışta devam ediyor, sürdürüyor. Beşiktaş'ın bir maçı eksik sanırım. Antalyaspor ile bu patlamadan dolayı ertelenen bir maçları vardı. O maçta sanırım Şubat ayında, 14 Şubat'ta diye hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsam. Bakalım, lig birçok şeye gebe. Kimse şampiyon ilan etmesin. Kimse de lig bitti etti demesin. Bugün Beşiktaş o eksik maçını alsa, 35 puana yükselsek Galatasaray'da 7 puan fark var. Az buz değil yani. Hiç belli olmaz bu işler.
O maçını kaybetse bile 10 puan fark var. Bu ligde her an her şey değişebilir. Benden söylemesi. Destekleriniz, katkılarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.